Ege? Ege? Ege ne oluyor? Ne mi oluyor? Sence ne oluyor? Ege! Ege bak bebeğimizi de beni de korkutuyorsun. Ne oluyor? Ne yapıyorsun? O bizim bebeğimiz mi Melis? Kimin bebeği o? Ne? Ne diyorsun? Anlamıyorum şu anda. Az önce Gökhan'la konuştum. Bana her şeyi anlattı. Ege! Ege sen onun dediklerine mi inanıyorsun? Ya adam çocuk benim dedi. Bunu da senin bildiğini söyledi. Sen daha ne konuşuyorsun Melis? Ege! Ege bunu boşuna dinle. Yalvarırım beni Melis, dinle. Melis çekil artık. Bu oyunlara son verme zamanın geldi. Çekil. Ege! Zeynep'e gideceksin değil mi? Beni terk edip Zeynep'e gideceksin değil mi? Evet ona gideceğim. Çünkü bu oyunlarından usandım. Yalanların yüzünden nefes alamıyorum. Çekil. Ege! Ya, beni çekilmem. Yalvarırım beni bırakıp gidemezsin. Seninle konuşmam gerekiyor. Karın hakkında. Sil. Sil. Silin. Silin nasıl siliniyor bu? Gitti. Of bu Gökhan delirdi iyice. İyice delirdi. Duş almak için gelmiştim de. Sen salonda mı yattın? Yaptığını hazmedemedim Melis. Dün gerçekten bu evden gitmek istedim. Ama sen kötü olunca... Tamam haklısın. Bak Gökhan benim eski sevgilim ama aynı zamanda da aile dostumuz. O yüzden... Ya o yüzden ne Melis? Benim her şeyim bu kadar ortadayken... Ya sen böyle bir şeyi nasıl saklarsın, nasıl gizlersin? Sence neden? Korktum. Korktum ben, anladın mı? Sen zaten beni terk etmek için bahane arıyorsun Ege. Bu da senin için bir bahane olur diye ben korktum. Haksız da değilim. Tahmin ettiğim gibi de oldu zaten. Bak gidiyordun evden. Ama sonra kızımız sana dur dedi. Bunu da aşın, üzülmeyin dedi. Bazı yaraların iyileşmesi zaman alıyor Melis. Sen de o yaralar nedense hep çok geç iyileşiyor Ege. O ne demek? Zeynep'in sende açtığı yaraya ben aylardır bakıyorum. Ve sen onu her gün kanatıyorsun, farkında mısın? Zeynep'i unutmamak için her gün bana baka baka o yaranı kanatıyorsun, farkında mısın? Ne benim iyileştirmeme izin veriyorsun ne de kendini iyileştiriyorsun. Sonra da bana gelip neden Gökhan'ı benden sakladın diye soruyorsun. Sence neden? Of. Ay vallahi ödüm koptu. Reklam mesajıymış. Şu Gökhan'ı engelleyeyim, bir daha arayamazsın. Tamam. Mesajları da engelle. Hop. Gökhan Ege'ye ulaşamaz artık. Senin bu sunum işi falan ne oldu? Geçen gün laptopu su döküldü falan diyordun. Ege halletti sağ olsun. Ege mi? Evet, yani bu işleri başıma senin açtığını düşündüğü için takip etmiş. Sağ olsun laptopun içini açtı, halletti. Sağ olsun. Ben ve Cihan olmasa eğer siz bir araya gelirsiniz değil mi? Ne alakası var ya? Yani her fırsatta bir araya geldiğinize göre. Melis, sen eğer Ege'yi kaybetmekten korkuyorsan onun en çok önemsediği şeyleri yap. Ona doğruları söyle. Yoksa onu da kaybedeceksin. Hatta benim canım kardeşim
Böyle Gökhan meselesi ortalıkta dolanıp dururken Ege'yi mutlu etmeye bak. Ona yalan söyleme. Gökhan'dan da uzak dur. Sen niye kaybettin Ege'yi? Ben Ege'yi kaybetmedim. O beni kaybetti. Hadi görüşürüz kardeşim. Görüşürüz kardeşim. Kıl ya, kıl. Tartınma limonlu suyun. Sağ ol. Afiyet olsun. Ev telefonundan Gökhan aradı birkaç defa. Ne oldu, ne dedi, niye aramış? Yani niye aradığını bilmiyorum ama işte Melis'e ulaşamıyorum falan dedi de. Ya bence bu olaylardan sonra yani adamda da bardak taştı. Bir bu eksikti ya. Ay. Ha? Kötüyü an, sopayı hazırla. Efendim Gökhan? Ege'ye söyledin mi bebeği? Niye ben Ege'ye söylüyormuşum ya bebeği? Saçma sapan konuşma istersen. Peki, benden günah gitti. Allah'ım geliyor ya. Gökhan geliyor, ne yapacağız? Ne diye geliyormuş? Ceylan senin zeytinini açmanı çok beğenmiş, o yüzden geliyormuş. Ya Ege'ye bebeği söyleyecek işte, niye gelecek? Oo, işler karışacak desene. Oo, işler karışacak desene. Ama var ya, bebek olayı ortaya çıkarsa senin kasa olayı da ortaya çıkacak. O yüzden o saksıyı çalıştır. Ya ne alakası var benim kasayla ya? Benim ne suçum var? Benim ne suçum var? Benim tek derdim Ege'yi sevmek ya. Ya bir insanı elde tutmak bu kadar mı zor olur? Uf, rüyasını da gördüm. Ne gördün? Ege bebeği öğreniyordu, beni terk ediyordu. Yani olmayacak da iş değil. Ağzını hayra aç. Ya sence böyle bir durumda hayırlı bir şey olma ihtimali var mı? Ceylan, ne yapacağımı söylemeyeceksen konuşma. İyi peki. Melis. İyi misin kızım? İyiyim, iyiyim babacığım. İyiyim. Ceylan, ya benim çalışma odasından çantamı getirir misin? Ha tabii. Güzel kızım. Bak benim sağlıkçı arkadaşlarım var. Onlarla konuştum, bana bir hocanın telefon numarasını verdiler. Seni ona götüreyim mi? Şöyle sana detaylı bir ultrason yapsın. Olur, olur babacığım. Sen nasıl istersen. Güzel, anlaştık. O zaman ben arayıp randevu alırım. Tamam, anlaştık. Melis, bak ben gönlü Feray'den, sizlerden sakladım ve sonrasında başımıza neler geldi. Hepimiz yaşadık, gördük yani. O yüzden evlilikte küçücük bir yalan, küçücük bir sır her şeyi alt üst edebiliyor kızım. Baba, Ege evi terk edecekti. Ama etmedi. Yani demem o ki birbirinize asla ama asla yalan söylemeyin kızım. Her şey net olsun. Olur. Anlaştık. Buna sevindim. Zeynep nerede? Çıktı. O zaman ben de çıkıyorum. Haberleşiriz, tamam. Hadi bakalım. Teşekkür ederim Ceylan. Rica ederim. Görüşürüz. Ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum. Gerçekleri konuşmanın zamanı geldi Melis Hanım. Bebeğin babası kimmiş? Ege öğrensin bakalım. Melis, telefonumu gördün mü? Ha, burada. Allah Allah. Buraya nasıl geldi ki bu telefon? Odadaydı. Emin misin? Evet, odadayken mesaj geldi. Benimki olmasın o. Yatağın üstündeki senin telefonun muydu? İkimizin mesaj sesi aynı mı? Neyse, benim bir telefon açmam lazım. Tamam. Gökhan Bey. Ege evde mi? Bülent Bey'in talimatı var, eve giremezsiniz. Ne? Ne saçmalıyorsun sen? Gerçekten öyle. Gel çekil. Çık dışarı. Kızım delirdin mi sen? Ya kovulmak istemiyorum, çık diyorum ya. Ya bu ne saçmalık? Ya çık be. Allah Allah.
Görüşeceğiz şimdi. Ne oldu Melis? Zeynep'in notları burada kalmış ya. Yani? Ders çalışıyordu işte, burada unutmuş. Hadi ya. Vallahi hadi. Hadi git götür. Git sınavdan kalmasın kız. Tamam götüreyim. Ne oldu? Ne dedi Gökhan? Yak okulu kapının önüne koydum işte. Bir daha da zile basmadı. Ege ile falan karşılaştı mı acaba? Yani bilmiyorum. Hala orada bekliyorsa karşılaşmış olabiliriz. Vallahi çocuk içimde tatlı atıyor sizden. Ya benim de kalbim çıkacak gibi atıyor. Melis. Gökhan. Ege'yi çıkarken gördüm. O yüzden bahçeden geldim. Bahçeden mi geldin? Ya sen delirdin mi ya? Ya bir gören olsaydı. Umurumda mı sanıyorsun? Fırsatı değerlendiremedin galiba. Ne fırsatı be? Ege eski sevgilim olduğunu öğrendi. Ama seni terk etmedi. Fırsatı değerlendirip Ege'nin senden ayrılmasını sağlayabilirdin. Canım benim. Biz evliyiz evli. Karnımda da çocuk var ya hani o işler o kadar kolay olmuyor. Tamam o zaman. Zor yoldan gideceğiz. Ege her şeyi öğrenecek. Ya ne demek Ege öğrenecek? İyi misin sen? Sana işin ciddiyetini anlatamıyorum sanırım. Dedem torununu bekliyor. Anladın mı? Sana her şeyi güzellikle halletmeye çalıştım ama olmadı. Gerçekler ortaya çıkacak. Ege seni terk edecek. Sen de çaresiz bana geleceksin. Öyle mi? Sen bu bebeğe bir şey olmayacağından çok eminsin yani ha? Ne diyorsun sen Melis? Kendi evladına zarar mı vereceksin? Bu bebek sayesinde Ege ile evlendim ben. Bu bebek sayesinde yıllardır kurduğum hayaller gerçek oldu, anladın mı? Benim Ege ile tek bağlantım bu çocuk. O yüzden Ege bu çocuğun başkasından olduğunu öğrenirse... bu bebeğin bir anlamı kalmaz. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Seni zorlarsam... bebeğe zarar mı veririm diyorsun? Yok. Yani tehdit etmiyorum. Ama senin bu beni soktuğun stres var ya... bebeği de strese sokuyor. Sağlığından olacak diyorum yani. Bu benim değil, senin suçun olur Melis. Bu var ya, hem benim hem senin suçun olur. Ve böyle bir şey olursa ikimiz de bunun altından kalkamayız. Kusura bakma. Koca şirket, milyonlar, karnındaki çocuğa bağlı. Bunu riske atamam. Ondan vazgeçmem. O çocuğu bana vereceksin, o kadar. O çocuğu istiyorum. Aramızda olan biten her şeyi şu kapıdan giren ilk kişiye anlatmaya başlayacağım. Ya sen manyak mısın ya? Babam gelse babama da mı anlatacaksın? Umurumda bile değil. Babansa babana anlatacağım. Ya sen kafayı mı yedin? Beni kovdurtacak mısın bu evden? Ne güzel işte. Baban seni kovar, ben de seni alırım. Ceylan, gözün kapıda olsun, tamam mı? Tamam. Ceylan, sen karışma bu işe. Karıştı bile canım. Çünkü her şeyi biliyor. Hadi ya. Gelsene Ceylan. Sen söyle. Benim gibi zengin bir koca mı? Yoksa Ege gibi çalışmak zorunda olan çulsuz bir koca mı? Yani meselenin para pulla ilgisi yok ki. Doğuştan fakirsin değil mi? Öyle. Anlıyorum. O yüzden paranın mutluluk dahil neleri satın alabileceğini bilmiyorsun. Keşke bir bilseydin. Aşkmış, sevgiymiş. Ne kadar boş beleş işler olduğunu anlardın. Ver de anlayalım o zaman. Veririm kız. İkna etmelisin. Ne kadar para istiyorsan veririm sana. Ceylan saçmalama. Ya şansımı denedim. Baksana sen. Melis diye tutacağız ya. Sen de gelsene. Eğlenceli birine benziyorsun.
Kerem. Allah Allah. Evde yok herhalde ya. Cihan. Ya hiç iyi görünmüyorsun. Hasta mısın hala? Çok üzülürüm de öyle böyle değil. Ya kaç katta giyinmişsin. Hadi gel üstünü değiştirelim. Böyle terlersen bak daha çok hasta olursun. Tabii yapma. Çok üşüyorum valla. Bak böyle battaniyeye yatarsan daha çok üşürsün. Hadi. Oh ya açma açma. Çok kötü. Çok kötü. Bak böyle terin üzerinde soğursa daha çok hasta olursun. Hadi merak etme. İyi olacaksın. Gel. Şifayı fena kapmışsın. Niye beni aramadın Cihan? Vallahi dün bir şeyim yoktu akşam. Sabah ne oldu ne olduysa. Bir şeyler yedin mi peki? Öyle işte. Bunları mı yedin sen? Halim yoktu bir Zeynep. Ben şimdi sana çorba yaparım tamam mı? Zahmet etme. Uzak dur Zeynep ne olursun. Sana ne bulaşmasın şimdi? Yok bir şey olmaz. Bak hem ben de içmiş olurum çorba. İkimiz de önlem almış olursun. Ama önce bir üstünü değiştirelim tamam mı? Tamam hemşirem tamam. Tamam. Geliyorum. Cihan ne işin var ayakta? Gidip uzansana. Ay sıkıldım ya. Sen ne yaptın ben gittikten sonra? Hiçbir şey yapmadım. Öyle. Odamda uzandım. Babam geldi bir ara. Ona da uyuyor numarası yaptım işte. Niye? Ya... Cihan ben dün kendimi çok kötü hissettim. Ya Melis benim yüzümden bu hale geldi anlıyor musun? Ya saçmalama be Zeynep. Melis kendi yaptıkları yüzünden bu halde. Hayır Cihan. Babam haklıydı. Ege'ye değil. Gidip ona söylemeliydim ben. Bu kız sana ne yaparsa yapsın bir türlü kötü bir insan olduğunu kabul etmeyeceksin değil mi? Benim için bu dünyadaki en kötü insan Melodi'nin katili. Ya sen nasıl bir insana çarparsın? Hadi çarptın diyelim. Onu orada karanlıkta öylece bırakıp gitti. Yani kötülüğün en net hali bu bence. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Topla çabuk eşyalarına gidiyorsun. Hadi. Niye hemşo? Neden mi? Boyan ortaya çıktı çünkü artık. Burada kalamazsın daha. Hadi. Niye? Gideyim de sevgiline rahat rahat burada kal diye mi? Onu benden çok seviyorsun biliyorum. Sen de itiraf et hadi. Evet daha çok seviyorum. Çünkü senin gibi salak değil. Çünkü o aklı başında birisi. Çünkü beni anlıyor, dinliyor. Çünkü senin gibi katil değil. Şimdi o kadın çıkıp gelse karşına ne yaparsın? Bilmiyorum. Gidip adaleti teslim ederim. Ama Ege'nin karşısına çıksa yani o ne yapar tahmin bile edemiyorum. Ege ne yapar? Çekip vurur mu? İnan bilmiyorum yani gerçekten. Ege kardeşinin mezarının başında hiç yas tutmadı biliyor musun? Ya gözlerinden bir tek damla gözyaşı bile akmadı. Sadece intikam için yemin etti. Ben bakarım. Dur, ben bakarım. Ege? Zeynep, notlarını getirdim. Ya belki sınavdasındır, telefonun kapalıdır diye aramadım. Direkt okula gittim ama yoktun. Ben de eve getirdim belki sınava girmemişsindir diye. Allah Allah. İyi de bu dersin sınavı geçti Ege. Geçti mi? Evet. Ama Melis sınavı var dedi. Ya Melis neden böyle bir şey söyledi hiç anlamadım.
Eski sevgilisini günlerdir hamilelik koçum diye duran birinden ne bekliyorsunuz ki? Hoş geldin. Ne diyorsun sen ya? Gerçekleri söylüyorum. Melis yine bir işler çeviriyordur kesin. O yüzden seni buraya göndermiştir. Bu numarayı zaten nasıl yuttun ki sen? Melis sizi birbirinizden uzak tutmak isterken seni buraya yollayacak. Yani böyle bir şey mümkün mü sence? Sence Zeynep'in derslerinden kalması Melis'in ne kadar umurunda olabilir mesela? Yani Cihan haklı Ege. Melis umursamaz. Çok yaşa. Sen de gör. Ölmemi istiyor herhalde. Yine ne işler çeviriyorsun Melis? Onun kafasında bin bir türlü tilkiler dönüyordur şimdi. Ama inan bana, burada olman onun en son isteyeceği şey. Haksız mıyım? Ya haklısın haklı olmasına da. Ama yani bazı şeyler de böyle insanın çatına çatına söylenmez. Ben söylerim Zeynep. Söylersen böyle yalnız kalırsın işte. Bu yüzden mi acaba? Nasıl? Ay, iyi yaşayayım. Çok yaşayayım. Bu yüzden galiba. Ege'yi aradım, eve geliyormuş. Ne? Ne yapacağız şimdi? Zeynep'in sınıfı falan yokmuş. Ne halt yemeğe bana yalan söyledin diyor. Ben ne yapacağım? Zeynep'in yanına mı gitmiş? Nereye gidecekti, nereye? Hadi. Hadi kalk. Kalk gidiyorsun. Dur ya, ne yapıyorsun? Ya Ege gelecek, gidiyorsun diyorum. Gelsin, konuşacağız. Ya sen iyi misin ya? Beni boşar, seni de boğar, anladın mı? Böyle bir rezillik yaşanmayacak. Yeter ya. Ya sen iyi misin, anlamıyor musun ya? Ya ben o adama aşığım diyorum sana. Kime aşık olduğun umurumda değil, tamam mı? Ege seni boşayacak, sen de bana geleceksin. Çocuk da benim olacak, anladın mı? Başka çaremiz yoktu. Ege! Ege ne oluyor? Ege! Ege ne oluyor dedim sana ya! Ege! Ne söylememi bekliyorsun Melis? Ege anlamıyorum ben. Ben kapının sesine uyandım. Baktım dolapta boş, eşyalarını alıp gitmişsin. Evet, evet gidiyorum. Bu evlilik bitti. Ege ne demek bu? Senin yüzünden boşanıyoruz Melis. Aşkım ben şu an hiçbir şey anlamıyorum. Ne oluyor? Ne mi oluyor? Evet ne oluyor? Al bak ne oluyor. Ege ne bu, ben anlamıyorum. Onu depoda buldum. Onu sakladığın depoda. Kimi saklamışım ben? Sen ne diyorsun ya? Ya yeter. Yalan söylemeyi bırak artık. Bu yalanla sızdın hayatıma, senin yüzünden ben Zeynep'i kaybettim. Bana yalan söyleme artık. Ege ne oluyor, bak ben gerçekten anlamıyorum şu anda. Ege ne olursun, ne oluyor? Gökhan bana her şeyi anlattı. Bebeğin babası olmadığımı biliyorum. Ege, her şeyi biliyorum. Ege yalan söylüyor, bak ne olursun inanma ona. Yalan söylüyor ya, gerçekten. Ya bırak Melis, asıl yalancı sensin. Ege bak yemin ederim yalan söylemiyorum sana. Bak Gökhan bana aşıktı, anladın mı? Bak ben ona yüz vermeyince beni tehdit etti. Yemin ederim sana yalan söylemiyorum. Ne olursun bırakma beni, lütfen bırakma. Bir daha yüzünü bile görmek istemiyorum Melis. Seni tanıdığım güne lanet olsun. Ege yalvarırım bırakma beni. Artık umurumda bile değilsin. Ege yalvarırım gitme, bak ne olursun gitme, beni bırakma bak yalvarırım. Ege?
acaba? Gökhan'a anlattı mı her şeyi? Uyansana. Hop. Şşş. Uyansana. Kalk. Yapma ya. Şşş, tamam. Dur yapma, dur sakin ol. Tamam bak sana bunu yaptığımız için kusura bakma, mecburduk ama. Sakin ol, sakin ol. Bak sözümüzü dinlemek zorundasın. Yoksa seni burada unuturuz vallahi bak. Sus kardeşim ya. Ege! Neredesin Ege ya? Evde de yok. Hep burada koşardı. Öğrendi mi acaba? Aramızda olan biten her şeyi şu kapıdan giden ilk kişiye anlatmaya başlayacağım. Ya sen manyak mısın ya? Babam gelse babama da mı anlatacaksın? Umurumda bile değil. Babansa babana anlatacağım. Kime aşık olduğun umurumda değil, tamam mı? Ege seni boşayacak, sen de bana geleceksin. Çocuk da benim olacak, anladın mı? Duydun mu ya her şeyi? Gökhan. Gökhan da depoda. Ay benim kabusum gerçek mi oldu? Ha? Ege! Melis. Neredeydin sen? Koşudaydım, ne oldu ki? Ben şey sandım da. Ne sandın? Yok, yok bir şey. Melis sen iyi misin? Bir garipsin. Ha, yok yok. İyiyim, iyiyim. Gitmemişsin. Buradasın. Ege, beni hiç bırakma olur mu? Ne oluyor ya? Ben hiçbir şey anlamadım. Tamam, anlamana gerek yok zaten. Seni çok sevdiğimi bil yeter. Melis. Melis sen iyi misin? Bana söylemek istediğin bir şey var mı? Yok. Emin misin? Peki ya benden sakladığın bir şey? Yok canım, nereden çıktı o? O zaman? Şey ya, ben kötü bir kabus gördüm de seni kaybettiğimi sandım öyle. Merak etme. Kızımız için yaşayacağım. Onu asla bırakmayacağım. Neyse ben çok terledim, bir duş alayım. Kuzey abi, ya ben diyorum ki Ege, sen, ben, Sıla böyle hep birlikte bir dördümüz yemek yiyelim. Hiç öylesine. Aa, nikah tarihi almaya mı gittiniz? Tamam canım, annem öyle dediyse garantisiz varla boşanıyorsunuz. Sıla'yla da evleniyorsunuz. Tamam işte bunu dördümüz kutlayalım. Yo, Ege'yle aram kötü falan değil. Nereden çıkartıyorsun? Ya ben Sıla'yla ikinizi kutlamak için söyledim ya. Gergin falan değiliz Kuzey abi. İnanmadın mı? İyi, inanma. İnanma. Tamam Kuzey abi, kapatıyorum. Görüşürüz. Ay. Vallahi anladı. Buna Naciye halam gibi ha. Cin gibi bunlar. Kandıramazsın bunları da. Ah, anasına çekmiş. Gökhan'la eski sevgili olduğumuzu söylemedim diye hala kızgın mısın bana? Ne demem bekliyorsun? Hı? Ege, tamam haklısın. Özür dilerim. Ya Melis, sürekli yalan söyleyip duruyorsun. Dün kalkmış. Zeynep'in sınavı olmadığı halde benden not götürmemi istiyorsun. Beni niye evden göndermek istedin? Hı? Şey işte, yanlış anlamışım dedim ya. Birkaç gündür bir garipsin. Bunun Gökhan'la bir ilgisi var mı? Gökhan'la ne alakası var ya? Bebekten işte hormonlar falan. Sen takma kafana gerçekten. Peki Gökhan nerede şu an? Şey, bilmiyorum ki. Emin misin? Bak Melis, artık yalan söylemeyi bırak. Çünkü bir şeyler döndüğünü hissediyorum. Ya Ege, Allah aşkına ne dönecek ya? İşte orasını henüz çözemedim. Umarım böyle gereksiz şeylerle uğraşmayı bırakıp
bebeğimize odaklanırsın. Ege bir sakin olur musun? Bak sen yine kafanda kurmaya başlamışsın çünkü. Melis, eğer bu saçma sapan yalanların yüzünden bebeğe bir şey olursa bunun hesabını senden fena sorarım. Gökhan kendine geldi mi? Geldi geldi. Tamam ama ağzı kapalı değil mi? Bak bağırıp çağırmasın, başımıza iş açmasın sonra. Ya kapalı ama daha ne kadar onu aşağıda tutabiliriz bilmiyorum yani. Yani ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Zaten Ege de bir şeylerden şüpheleniyor. Nasıl ya? Bana sen bir işler karıştırıyorsun dedi. Sonra da Gökhan nerede diye sordu. Sen ne dedin? Ne diyeyim? Depoda git bak dedim. Ne diyeceğim şapşal bilmiyorum dedim tabii. Ya Ege de salak değil tabii ki, hissediyor bir şeyleri yani. İşte o yüzden bizim bu Gökhan konusuna bir çözüm bulmamız gerekiyor, anladın mı? Aşkım? Nereye? Depodan eski bir dava dosyasını alacağım. Tamam Ceylan getirsin sana, sen inme. Ceylan benim ne aradığımı nereden biliyor Melis? İşte şimdi yandık. Sen niye geliyorsun Melis, hayırdır? Yarın falan gerekir diye. Ya ne yardım, altı üstü bir dosya alıp çıkacağım. Hem tozludur buralar, hadi sen git. Allah Allah, niye açılmıyor burası? Ceylan sen biliyor musun bu kapının neden açılmadığını? Birkaç gün önce Bülent Bey de bir şey istemişti de ama işte açılmıyor kapı, şişmiş mi ne, öyle bir şey olmuş. Şişmiş mi? Rutubetten o zaman. Kapı şişse kabarırdı yani, kilitli olduğu için açılmıyor. Bu anahtarı nerede bunun? İşte o gün aradım ben de, bulamadım. Bulunmayacak bir şey yok, mutfakta dolapta olacaktı, ben bakarım. Ne yapacağız şimdi biz? Bilmiyorum. Nerede bu anahtar ya? Ege? Zeynep, sen ne zaman geldin? Ya babam bıraktı demin, birkaç parça eşya alacaktım da sen ne arıyorsun oralarda? Deponun anahtarını. Ha oralardadır ya, iyi bak. Vallahi aradım da bulamadım. Neyse, tornavidayla zorlayıp açacağız artık. Ne yapacaksın ki depoda? Ya dava için bir evrak alacaktım. Ha. Ya sen bu dünkü konuyla ilgili ne yaptın? Hangi konu? İşte Melis seni evden göndermeye çalışmış ya, benim kitaplarımı bahane edip. Ya yanlış anlamışım falan deyip geçiştirdi. Ama bir şey dönüyor. Nasıl yani? Görmüyor musun Zeynep? Gökhan'la sevgili olduğunu gizledi benden. Dün de beni evden göndermek için yalan söyledi. Belli, bir iş çeviriyor. Baldızınla sohbet keyfi ha? Nişanlın hastaymış. İyi bak istersen. Bakıyorum, sen merak etme. Ben şu alet çantasına bir bakayım. Alet çantası mı? Deponun anahtarını bulamıyorum. Tornavidayla açacağım. Ege de geldi. Neyse Ege'ye bir şey söyleme. Yoksa ben de Gökhan'ı söylerim. Ne? Çocuğunun babası Gökhan biliyorum. Bak sen burada beni yakarsan ben de seni yakarım. Hello. Hoş geldin anneciğim. Canım.
Hasta mısın? Ay ne bileyim ya, öyle bir ağrı girdi. Oğlum. Anne, hoş geldin. Gelsene. Biraz işim var, sonra gelirim. Oğlum ne işi? Anne iş yoldan geldi. Anne, Uludağ'dan geldin ya. Sadece iki gün yoktun. Ay iyi tamam da, bak karın burada sancılanıyor. Ne iş o? Ay, bebek mi tekmeliyor, üşüttün mü? Anlamadım ki anneşkom. Oğlum, mutfaktan sıcak su torbasını getirsen. Hadi. Tamam. Bakayım. Ateşin de var senin. Üşüttün mü sen? Ay vallahi. Böyle bir. Tekmeledi mi? Tekmeliyor mu? Böyle bir. Melis. Ha. İyi misin? Ha, iyiyim iyiyim ya. Biraz öyle ağrım var da. Sen nereye? Ya ben birkaç parça eşya aldım, eve geçiyorum. Nişanlına iyi bak. Ben şimdi Ceylan'a söylerim, şöyle sana bir güzel çorba yapar ha? Yok yok. Yok anneşkom, söyleme o becerik size, boş ver. İyi, ben yaparım o zaman. Olur mu? Olur. Nerede kaldı bu çocuk ya? Ben şuna bir bakayım. Bir bak. Su kaynatıyor herhalde. Sağ ol aşkım. Al bakalım. Daha iyi misin? İyiyim yani işte, biraz ağrıyor. Ben şu kapıyı açıp dosyayı alacağım. Bir şey olursa seslenme. Ay yok. Dursana sen ya aşkım burada. Bak kızımız da gitmeni istemiyor. Baba kal diyor. Ya ben zaten onu düşündüğüm için o dosyayı almaya çalışıyorum Melis. Anlamadım. Bak dosyayı alıp çalışacağım. Önemli. Ya bebek doğduğunda daha çok paraya ihtiyacımız olacak. Şimdi ayvayı yedik. Allah Allah. Açılmıyor. Arkasında bir şey mi var acaba? Bir şey de gözükmüyor. Allah Allah. Ne olmuş orada böyle? Ah! Amma ağrımışsın sen de arkadaş ya. Of! Ah. Ay! Aferin. İyi iş çıkardın. Ha, çıkardım da vallahi fıtık oldum, benim çok kötü. Ege nerede? Depoya girmiştir o şimdi vallahi. Çok iyi zamanlama yani. Ceylan aferin. Bak tamam, kendine gelince hemen aşağı in tamam. Belki sen de bana çorba yapıyor, şüphelenmesin. Tamam tamam. Of. Melis, açtık kapıyı sonunda da ne olmuş burada böyle? Gökhan'ın cüzdanı bu. Ege görmeden almam lazım bunu. Dur bakayım şu dosyaya. Melis, çorba yaptım sana. Ha şey, hayatım annem çorba yapmış, içelim mi? Tamam, tamam yiyelim. Anişkom nasıl olmuş? Ay vallahi çok güzel olmuş. Ellerine sağlık anişkom. İçeride böyle torunun takla atıyor şu an. Afiyet, bal şeker olsun. Ha unutmadan. Bunu sana aldım prenses. Ay bana mı?
Uludağ nasıldı? Of, muhteşem bir meloş. Doğruşunda beraber kaymaya gidelim. Ay, kar çok muydu? Of, hem de nasıl. Arabam kara saplandı. Dedim kurda kuşa yem olduk. İyisi bir pehlivan çıktı karşıma. Pehlivan mı? Vallahi öyle. Adı Aybars. Ay, 2 metre boyunda. Heybetli mi heybetli. Kollar geniş, kazılar kafam gibi ayol. Aybars kurtardı beni. Sen ne yaptın peki? Ay onu ne yapacağım? Yemeğe davet ettim tabii ki. Vay vay vay, olaylar olaylar diyorsun. Şişt, sus kız, aramızda kalsın. Ay tamam tamam. Ama sen belli etkilenmişsin yani. Ay, aç hadi aç. Ha, tamam. Ay! Anişko, bu çok tatlı bir şey. Ay, Uludağ'da satıyorlardı. Ha, küçük gelirse değiştiririz tekrar. Ben de tekrar Aybars'ı görmüş olurum. Müsaadeyim. Bayıldım. Bayıldım. Vallahi bayıldım. Çok yakıştı. Zeynep, iyi misin? Allah Allah. Neyse. Şu burun detayına bittim. Ege. Gel oğlum gel. Bak sana da bir şeyler aldım. Bak annen almış bana, çok tatlı değil mi? Hmm, çok güzelmiş. Bunu da sana aldım. Sağ ol anne. Zeynep gitti mi? Ne oldu ki? Ne bileyim, odasından bir ses geldi de. Ha, ben bakayım. Ben bakarım. Allah. Ya geçen pencere kapanmıyordu. Belki o çarpmıştır. Ha. Ay oğlum, o kadar getirdik. Açsana hediyeni. Hı, çok güzelmiş. İhtiyacım vardı. Sağ ol anne. Ha, Ceylan. Gel, sana da bir şeyler aldım. Da sana. Ya niye zahmet ettiniz? Aç hadi aç. Çok güzelmiş, çok teşekkür ederim. Keşke takabileceğim bir anahtarım da olsaydı. Olur, o da olur. Hadi sen şimdi bize şöyle güzel bir Türk kahvesi yap, bol köpüklü. Ha, şunları da al hayatım. Tamam. Ben de bir odaya bakayım. Hadi Allah'ın cezası hadi. Ege Bey. Efendim Ceylan. Siz de kahve içer misiniz? Olur, olur içer. Nasıl olsun peki? Az şekerli. Duble mi olsun, tek mi olsun? Ya Ceylan, altı üstü bir kahve yapacaksın. Nasıl yapıyorsan yap. Belki sanırım duble içiyor da ben ondan... Hangisi kolayına geliyorsa öyle yap. Kimse yok burada. Bir şey de kırılmamış. Cam da açık değil. O ses neydi peki? Allah Allah.
Ah! Bırak beni ya! Delirdin mi sen? Sen sussana, niye bağırıyorsun ya? Ne oluyor ya? Her şeyi anlatacağım Ege. Ya sen bir sussana geri zekalı. Kızım. Kızıma bir şey oldu. Kanıyor. Ha? Bir şey oldu kızıma. Kızım, bir şey oldu kızıma. Kızıma bir şey oldu. Cihan? Zeynep. Kahvaltıdan önce bunu içeceksin. Ne bu? Seni iyi edecek güzel bir karışım. Tamam da sorumun cevabı bu değil. Yani ne bu? Ya iç hadi. İnsan sevgilisine hiç mi güvenmez? Aşk olsun. İçerim ama bir şartım var. Neymiş? Öpeceğim yani. Öyle. Tamam ama önce sen iç bir şunu, öyle. Hah, aferin. Hadi. Sen çoktan iyileşmişsin. Ben boşa uğraşıyorum yani. Valla bir şey değil mi? Sen böyle içireceksen kezzap bile içerim ben. Hiç sıkıntı yok. Kim ki bu? Dur ben bakarım. Dur ben bakarım sen. Otur, otur, otur. Hastasın sen. Bak şimdi sana ben güzel bir mercimek çorbası getirdim. Sıcak sıcak içersin, iyi gelir. O rahatlatır seni biraz. Eyvallah, eksik olmayın. Kızım, sen bu akşam burada mı kalacaksın? Aslında eve uğrayıp birkaç parça eşyamı almam lazım. Anladım. Bak, seni bu ev hasta ediyor biliyorsun değil mi? Evet, soğuk biraz. Senin artık daha düzgün, adam akıllı bir evde oturma zamanın geldi. Birazcık iyileş, ondan sonra benim yanıma gel. Oturalım bakalım ne yapabileceğimizi. Yani bir de gerekiyorsa bizim şirketin kiralık dairelerinden bir tanesine yerleştirelim sizi. Merak etme Murat Bey, ben bir toparlayayım, bir icabına bakacağım. Bak ben seni düşündüğüm için değil. Ben kızımı ve onun konforunu düşünüyorum. Lütfen, bak sen de birazcık Zeynep'i düşün. Baba. Kızım bak ne diyeceğini gayet iyi biliyorum. Ama Cihan benim ne demek istediğimi gayet iyi anladı. Değil mi? Evet, sıkıntı yok. Sevindim. Ben ablama gidiyorum. Seni de bırakayım mı giderken eve? Ya iyi olur aslında. Gelirim. Cihan, çorba ocağın üstünde ısınıyor. Sen onu iç, güzelce dinlen, tamam mı? Hı hı. Hadi. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Cihan? Hoş geldin. Bir şey yapayım ya. İstenmişti. Hadi hemen kurulan bak, hasta olacaksın ya. Tamam tamam, dur hallederim ben. O zaman üzerine giy hemen, hadi. Tamam tamam, halledeceğim, bırak. O zaman sen dur, ben giyecek bir şeyler getireyim sana. Ya gerek yok. Gerek yok. O zaman çorba yapayım, çorba güzel fikir. Zeynep. Ne oldu, niye öyle bakıyorsun? Vallahi bu zamana kadar kimse düşünmemişti beni bu kadar. Şımarıyorum bak, bundan sonra hep ilgi isterim ona göre. İlgi manyağı olurum. Yani? Yani işte ne bileyim. Beni sen giydirirsin falan mesela. Güzel. Çoraplarını da sobanın üzerine ısıtırım. Hiç fena fikir değil. Şapşal. Hadi giyin. Geliyorum hemen. Tamam patron.
hadi gelsene. Hadi. İç bakalım, sevecek misin? İçeyim bakalım. Nasıl olmuş? Of. Harika bir şeymiş bu ya. Nereden almış babam bunu? Ya istersen çağırayım, baş başa konuşun. En iyi çorba nerede içilir? En iyi kahveyi kim yapar? Balık ekmeğin en kralı nerede yenir? Ulan. Gerek yok. Onun biz en iyisini biliriz evvelallah. Allah Allah. Beni niye götürmedin? Ne bileyim yani, sever misin bilemedim ki. Yani ayda yılda bir yerim. Onun da iyi olması lazım. Ben sana garanti veririm. Hatta bak, akşam gidelim mi? Yiyelim o zaman madem öyle. Gidelim buradan balık ekmek yiyelim. Oradan da bir sinemaya gidelim ha. Nasıl olur? Vay be. İki adımlı plana. Aferin ha. Sende gelişme var. Ama yani balık kokarken onca insanın arasında olma fikri pek iyi gelmedi bana. Ya ne alakası var Zeynep? Biz de o zaman ilk başta sinemaya gideriz. Oradan balık ekmek yemeye gideriz. Öyle olur. Tamam. Şu kıtır ekmeklerden var mı biraz daha ya? Var var. Dur getireyim sana. Dur zahmet etme, ben getiririm. Ay. Bu kim ya? Allah Allah. Kızıma, kızıma bir şey oldu. Kızıma bir şey oldu. Ege Bey. Ne oldu Ceylan? Kahveler hazır da. Tamam, tamam geliyorum. Kahvenin yanına lokum yemez misiniz? Olur Ceylan. Oğlum, hadi gel, soğuyor kahveler. Oğlum, bu kız bu haldeyken ne tamiri ne dosyası Allah aşkına ya. Anne, bilmediğin şeyler var. Sen burada yokken tatsız şeyler yaşandı. Ne yaşandı oğlum? Korkutma, anlatsana. Boş ver anne, boş ver. Oğlum neyi boş ver? Anlatsana. Hayır, anlamadım. Ben giderken Gökhan'la bunlar yoga falan filan çok iyilerdi. Ay hatta senin üstünden yük kalktı diye sevindim be. Melis de bebek için de her şey çok iyi olacaktı. Ya bu arada Gökhan da ortada yok. Oğlum bu çocuğun bir yanlışı mı oldu sana? Yok, onun değil de Melis'in bir yan... Daha doğrusu onun bir yalanı oldu. Nasıl yani? Ne yalanı? İkisi eskiden sevgililermiş. Ne? Melis, Melis! Ne oldu burada ya? Sen mi bir şey yaptın ya kıza? Ha? Sen mi bir şey yaptın? Ya manyak mısın? Ne yapıyorsun sen? Kesesin ya. Sen ne istiyorsun ya bu kızdan? Ceylan hemen bak. Bak çok kötüyüm, kanamam var benim. Tamam bak şimdi. Sen çık. Tamam mı? Ben Ege'yi çağırırım, düşün falan dersin. Ceylan yalan bebeğime bir şey oldu hissediyorum. Melis bunu bir şey yaptı sana. Bu Allah'ın belasını bir şey yaptı. Tamam bak bırak onu, ne olursun hastaneye gitmemiz lazım. Ya Melis ama ya bir gören olursa? Ceylan hava almaya gittim derim. Ya tamam da bunu görürlerse? Tamam bak, bak burası annemle babamın odası, anladın mı? Buraya kimse girmez, gecikecekler zaten, ne olursun hadi. Tamam tamam, hadi. Hayır. Ne? Ya. Oğlum ne demek sevgililerdi ya? Emin misin? Eminim anne. Kendisi itiraf etti. Ya.
yapacağız şimdi? Tamam tamam, sen merak etme, ben halledeceğim. Tamam. Oğlum, ya ne demek sevgililer, ne demek? Ya tamam anne, tamam. Ortalığı yaygaraya verme. Ya yıllar önce yaşanmış bitmiş bir olay. Ben sadece gizlemesine deliriyorum. Ben de buna deliriyorum işte. Nasıl sana söylemez, nasıl gizler böyle bir şeyi? Anlamadım ki, korktu herhalde. Tamam, ver bana, ben durulayım. Ya sen işine baksaydın ya. Ya benim işim sana yardım etmek. Bir saniye. Ne oldu? Şu anda... köpük olmuş, alayım. Ay, nasıl yani? Aa, yeter ama ya! Melis, senin ne işin var burada? Ben ablamı ziyarete gelmiştim ama meğer koca işim de buradaymış. Evet Melis, Zeynep'i merak ettim, bir uğradım ben de. Gördüm, gördüm. Resmen burada romantik komedi filmi çekiyorsunuz. Ne alakası var ya? Ege, Allah aşkına bana bir cevap ver ya. Benim eski sevgilim gelse, ben böyle çeşitli yerlerde sizin gibi böyle samimi şeylerde yapsam, bulunsam... yani bu senin hoşuna gider mi? Sen ne hissedersin? Ne samimi durumu Melis? Zeynep bulaşık yıkıyordu, ben de yardım ediyorum, hepsi bu. Hepsi bu. Vallahi ben böyle bir şey görmüyorum burada. Böyle şakalıklar, işte ne bileyim utangaç bakışmalar, köpükler. Melis yeter artık. Ege benim sadece arkadaşım. Ayrıca benim sevgilim var. Ya siz bir kere de kendinizi benim yerime koyar mısınız? Ben zaten hamileyim. Hormonlarım benim zaten tavan. Ama kocam gelmiş burada eski sevgilisiyle kaka kaki kiki bulaşık yıkıyor. İyi, iyi, gel sen yıka, gel. Hadi. Aa, ne yıkayacağım be ben senin bulaşığını? Kocanla yıkayın işte Melis. Ben de sevgilimle buluşmaya gidiyorum. Hiç bana bakma öyle Ege. Ben seni hayatımın ortasına koydum, anladın mı? Bütün eski sevgililerimin, arkadaşlarımın yerine seni koydum ben. Koymasaydın Melis. Ya, ya benim eski sevgilim gelse... ben onunla böyle görüşsem... ya ben bir kere bunu yapmam, anladın mı? Ya ben bir kere hamileyken, hele senden hamileyken... böyle bir şeyi asla yapmam. Ne yapayım peki? Zeynep'le aynı odada durmayayım mı? Hiç konuşmayayım mı? Mümkünse. Mümkün değil. Kusura bakma ama... kızımızın teyzesini görmezden gelemem. Anlamadım ki, korktu herhalde. Ya korkacak bir şey de yok, her şeyi konuşuyoruz ama... sanki bu işin içinde başka bir şey var gibi. Ne var oğlum? Yani bu kız sana deliler gibi aşıktı. Karnında senin çocuğunu taşıyor. Senin için bu kız canını verir ya. Ya anne, ben onu mu diyorum? Yani bunu gizleme ihtiyacı duyduğuna göre... bunun arkasında başka bir şey olabilir. Yani Gökhan'la hala aralarında bir şey mi var diyorsun? Ne yapıyor bu ya? Yağmur yağmıştı ya. Saksıları içeri alıyor herhalde. Çiçekler çok sulandığı zaman çürürler de. Ama çok geç kaldı bunun için. Ah! Ah belim! Ay şaşkın ya. Nihayet. Ha Ceylan? Ah! Ceylan iyi misin? Ne oldu? Ya belimi incittim galiba. Ay kızım dikkat etsene. Çiçekleri kurtaracağım derken kendini yakıyordun. Ya işte bir anda dengemi sağlayamadım da. Of, belim çok kötü ya. Çok mu kötüsün? Thank you.
Melis. Ha, efendim. Ne oldu sana şimdi? Ne mi oldu? Ege, ben seni kıskanıyorum. Deliler gibi kıskanıyorum. Sen neden anlamıyorsun? Ne kıskançlığı Melis? Sen bunu en başından beri biliyordun. Yani tamam evet ama... Bak, seninle evleneceğim gün ben Zeynep'le şehri terk etme planı yapıyordum. Ya biz Zeynep'le gidecektik. Kusura bakmayın, planlarınızı bozdum. Bak Melis, sen benim için çok değerlisin. Çok kıymetlisin. Sen benim en eski arkadaşımsın. Ama ben sana aşık değilim. Hiçbir zaman da olmadım. Duydun mu kızım? Baban sırf senin için evlendi benimle. Evet. Ben artık kızımız için yaşıyorum. Onun için her şeyi yaparım. Keşke bana aşık olsaydın. Keşke Zeynep yerine beni sevseydin. Bu işler siparişli olmuyor Melis. Ay. Ne oldu? Ay, tekmeliyor herhalde. Bakayım. Hissediyor musun? Bir şey hissetmedim. Kızım, baban seni hissetmek istiyor. Buradayım kızım. Tepki verdi. Babasını hissetti. Kızım, sen benim en kıymetlimsin. Ben artık sadece senin için yaşıyorum. Senin mutluluğun, huzurun her şeyden daha önemli. Aynen öyle kızım. Baban sırf senin için evlendi benimle. Melis. Ne? Ben kızıma yalan söyleyemem. Ama belki seni kucağımıza aldığımızda, sen geldiğinde bir şeyler değişir. Belki babana senin gibi bir güzelliği verdiğim için baban bana aşık olur. Ben de bugün için yaşıyorum kızım. Babanın bana aşık olacağı gün için. Kusura bakma ya. Ege tuttu beni, gerçekten burktum ayağımı falan diye buz vermek istedi. Tamam. Araba kullanmayı biliyor musun? Biliyorum evet. Tamam o zaman al. Al belki annenin arabası. Ya da kanatları bende vardı. Tamam hadi. Ay, hadi. Zeynep. Zeynep. Saklan. Tamam. Acaba yine niye geldi buraya? Ya boş ver onu şimdi, hadi bin. Melis, bak bugün hastanede kalman gerekiyordu. Çok ciddi bir operasyon geçirdin. Tamam, kapat şu konuyu. Kimse fark etmemeli. Ya ölebilirsin, farkında mısın? Öldüm ben zaten. Öldüm. Hadi gel. Ah.
Aa, Melis. Kızım sen üst katta dinlenmiyor muydun? Hadi dinleniyordum da ben bir hava almaya çıktım. Seninle konuşacağız bu hava almalarını. Ege anlattı Gökhan'la aranda olanları. Öyle mi? Öyle. Kızım böyle bir şey sen nasıl gizlersin? Ege deliye dönmüş. Hatalıyım. Hatalıyım anneciğim. Sen iyi misin Melis? Ay, çok yürüdük de ben herhalde yoruldum ya. Yok yok öyle değil. Sanki biraz ağrım var gibi. Ah kızım ya dinlemiyorsun ki bize. Hasta olursun diyoruz gidiyorsun yürüyüşe. Ya ayrıca senin sancın yok muydu? Ay delirdin mi sen Melis? Haklısınız. Ay neyse hadi daha fazla bekleme sen. Akşam gelince konuşacağız. Tamam. Çıkıyorum ben. Ben bir gidip Gökhan'a bakayım. Sen daha iyisin değil mi? Değilim. Hiç iyi değilim Ceylan. Ben kızımı kaybettim bugün Ceylan. İyi değilim. Hiç iyi değilim. Ne yapacağım ben? Ege'yi yanımda tutan tek şey bu bebekti benim. Ama ben onu bugün kaybettim. Bak ben bugün canımı kaybettim Ceylan. Her şeyimi kaybettim anladın mı? E tamam ver şunu artık. Vallahi ne yapayım çok güzel olmuş. Daha var akşam da içersin. Akşama yok. Akşama balık ekmek. Yok önce film. Tamam. Ama bir şey diyeceğim Zeynep. Bak günlerdir yatıyorum zaten. Gözünü seveyim şöyle sanatsal değil de. Aksiyonlu böyle vurdulu kırdılı hafif. Karateli dövüşlü falan bir filme gidelim ya. Olmaz mı? Yok boksa gidelim Cihan. Ya saçmalama ya. En azından romantik bir şey olsun. O zaman şimdiden söyleyeyim bak. Uyurum. Ben harbiden uyurum. Yani hatta bak hemen bir pratik alalım. Gel şuraya kafamı şöyle omzuna koyarım. Patlayı oyarım böyle birazcık da kemik ama. Dalga geçme ya. Allah Allah. Ay yine arıyor ya. Kim Ege mi? Ya bu herif sana alarm falan mı taktı? Ben sana her yaklaştığında arıyor. Bu hayırdır buna ya? Çok komik Cem, çok komik. Ege değil, başka biri arıyor. Kim ya? Ver şunu bakayım. Kim benim nişanlımı rahatsız ediyor lan? Ver şunu, ben ya, konuşayım şunu. Bir dur, kampanya falan diyenlerdendir. Öğlen reklam için arıyorlar ya. Dur bir açayım bari. Alo. Tamam biliyorum orayı. Geliriz tabii geliriz bize gelen. Tamam. Ne oluyor? Melody'nin kaza yaptığı gün beni birinin telefonundan aramıştı. Ya işte o kız aradı şimdi beni. Melody'nin başına gelenlerle ilgili konuşmak istiyormuş. Biz o kıza kaç kere ulaşmaya çalışmıştık biliyor musun? Bak sonunda vicdana geldi. Ben gidiyorum Cem. Dur nereye? Bak kız bu işten vazgeçmeden hemen Ege'yle gitmem lazım Cem. Bu sinema balık için de sonra yaparız tamam mı? Tamam hadi görüşürüz. Allah kahretsin. Hayır, böyle rezillik olmaz ama. Bak ben konuşacağım Melis'le. Ya konuşacak ne var anne? Olan oldu. Hem uyuyor belli ki. Baksana çıkmadı odasından. Bırak dinlensin. Stres yapma şimdi. Ay bu Ceylan nerede? Ya anne kız belini incitti dedik ya. Bırak ben bakarım. Ege, hemen gitmemiz lazım. Ne oluyor Zeynep, nereye? Ya Melody'nin kaza yaptığı gece hani beni birisi bir numaradan aramıştı ya. Evet, evet. Aramıştık ama ulaşamamıştık. İşte o bana ulaştı. Bizimle konuşmak istiyormuş. Sen ciddi misin?
Evet, sanırım o kaza gecesiyle ilgili konuşmak istiyor bizimle. Hadi hemen gidelim. Anne, ben çıkıyorum. Dönünce konuşuruz. Oğlum, nereye? Ne oldu? Allah Allah. Ne oluyor bunlara ya? Ya inanmıyorum ya. İnanmıyorum. Bunca zamandır adamlar tehdit ettiği için kaçıyormuş herkesten meğer. Neyse ki mahkeme günü geldiğinde orada olacakmış. O gün orada olmak için... Ben de Ege. Ben de. Canımı verirdim. Yani şöyle düşünelim. Çok yaklaştın. Kızın adını öğrendim. Sadece Seda. Ya binlerce Seda var bu ülkede Zeynep. Yani ne soyadını biliyoruz ne başka bir şey. Elbet bir gün bulacağım. Ama kim bilir ne zaman. Ya Bar'ın sahibinin kız kardeşiymiş işte. Evet ama Bar kapatıldı. Bar'ın asıl sahibiyle ilgili de bir şey bilmiyoruz. Yani o kadar araştırma yaptım. Bar'ı sadece binin üstüne yapmışlar. Bence asıl sahibiyle alakası yok. Peki saçlarla ilgili bir gelişme var mı? Analiz için gönderdiğim laboratuvar yanmış. Yandı mı? Yani neyse ki tedbir için hepsini göndermemiştim. Hala bir kısmı var bende. Ha, benim neden haberim yok bundan mesela? Ya sana neden söylemedim bilmiyorum Zeynep. Araya bir şeyler girdi herhalde. Neyse, sen kızın saçları siyah demiştin. Evet. Evet ama kız Seda'nın sarı saçlı olduğunu söyledi. Yani o zaman kesin peruk taktı bu. Tanınmamak için. O zaman bu saçlar onun. Benim bunları polise vermem gerekiyor. Kesinlikle Ege. Kesinlikle. Bak, Melody'nin katilinin DNA'sı var o kolyenin içinde. Cihan, ben geldim. Hoş geldin. Ah, hoş bulduk ya. Kusura bakma, öyle bir anda gitmek zorunda kaldım. Önemli değil ya, sıkıntı yok. Yolunda mı her şey? Yolunda değil ama inşallah yoluna girecek. İyi, süper. O zaman kayda değer bir şeyler buldunuz herhalde. Neler olmuş? İşte o gece olanları anlattı. Barda Melody ile kavga etmişler. Kavga mı? Evet. İşte sonra kız Melody'yi kovalamaya başlamış. İyi de niye ya? Ya o kadın işte barda çalışan biriyle sevgiliymiş sanırım. Ama adam Melody'yi seçmiş. Yani anlayacağın, her şey kıskançlık yüzünden başlamış. Kıskançlık ya? Evet. Melody'nin hoşlandığı çocuk o kadını da idare ediyordu sanırım. Yani Melody kıskançlık yüzünden bunları yaşadı ve öldü. Ya Cihan, kusura bakma. Ya bu olanlar benim gerçekten sinirlerimi bozdu. Biz başka bir gün dışarı çıkalım, olur mu? Olur olur, sıkıntı yok. Çorba var demiştin sen zaten. Ben bir hazırlarım onları şimdi, sen de dinlen burada. Tamam, çok iyi olur. Al bakalım. Şu kıtır ekmeklerden kalmamış yalnız ya, bitmiş herhalde onlar. Olsun, böyle de iyi, boşver. Ha, ben sana söylemeyi unuttum. Biz o kadının adını da öğrendik, biliyor musun? Allah Allah. Neymiş adı? Seda. Bar'ın sahibinin kız kardeşiymiş. Günaydın. Günaydın. E neden beni uyandırmadın? Kıyamadım be Zeynep. Kaç gündür sınavlara girip çıkıyorsun falan. Birazcık artık bir dinlenmeye ihtiyacım vardır diye düşündüm yani. Haklısın vallahi, bu ara o kadar yoruldum ki yani şu son sınavda bir bitsin, böyle günlerce yataktan kalkmadan uyuyacağım. Sen ne yapıyorsun? Sana tost yapıyorum. Sen? Ya ben erkenden uyandım. İlgin, çorbaların, ne bileyim ilaçların falan derken dipçik gibi oldum ha. İyi hissediyorum kendimi. Görüyorum, görüyorum. Maşallah. Ama dikkat et, tekrardan hasta olma. Bak bakayım şunun tadına. Vallahi çok güzel olmuş. Sen bunun içine kaşar dışına ne koydun? Domatesle birazcık da tuz. Ben bayıldım. Acaba diyorum bizim okulun önünde bir tostçu falan mı açsak ha? Vallahi bak, paraya para demeyiz ha. Paraya para demeyiz. Bu daha çok sanki... Sana ait gibi, evet.
İşte yanında dura dura sana benzedim iyice. Ben de sana benzedim. Nasıl yani? Değiştim işte. İnsana aşık olunca değişir derlerdi de inanmazdım. Artık inanıyorum. İyi bir şey mi bu? İyi bir şey herhalde. Evet, değiştim. Ama hala içinde bir yerlerde yüzünü duvara dönmüş o ağlayan çocuk var. Acaba o yüzünü ne zaman görebiliriz? Yani görürüz belki. Biz akşam arkadaşlarla ders çalışacağız. Görüşürüz, olur mu? Olur sevgilim, olur. Tamam. Tost için teşekkür ederim. Bir dakika, bir dakika. Öyle kuru kuruya teşekkür olmaz ya. Allah Allah, ne olacaktı? Bu daha çok böyle ellerine sağlık dermiş gibi oldu. Nasıl olmasını bekliyordun? Daha çok böyle harika olmuş, muhteşem olmuş dermiş gibi olsun istiyorum. O nasıl oluyormuş? Cihan, ne yapıyorsun ya? Biri görecek. Görsün, nişanlım değil misin? İyi, hadi görüşürüz. Harika, mükemmel tost yapan güzel insan. Git bir Gökhan'a bak, ben ne yapacağız bilmiyorum zaten. Tamam bak, merak etme, tamam mı? Ben halledeceğim. Melis? Her şey yolunda mı? Yolunda Ege Bey. Melis Hanım yürüyüşe çıkmıştı da yorulmuş. Ben de getirdim, yardım ettim. Öyle. Karnını arıyordu, niye çıktın yürüyüşe? Ben müsaadenizi isteyeyim. Biraz işlerim vardı benim. Melis. Bebek için dikkatli olman lazım, biliyorsun. Ya hasta halde neden dışarı çıkıyorsun? Bilmiyorum. Ne oldu, niye ağlıyorsun, iyi misin? İyi değilim. Hiç iyi değilim. Beni biraz yalnız bırakır mısın Ege? Ya nasıl bırakayım bu halde? Ege, lütfen. Peki. Ceylan. Efendim Ege Bey. İyi misin sen? İyiyim. Ne yapıyorsun bu odada? Hiç. O ne öyle? Cam açık. Ha, o mu? Feraye Hanım camı aç falan demişti de ben de şimdi kapatmaya geldim. Melis'in neyi var biliyor musun? Bilmiyorum ama işte hormonlar. Anladım. Kolay gelsin sana. Sağ olun. Gökhan. Nerede bu Allah'ın cezası ya? Melis. Berk, sen ne? İyi misin? Ay, bilmiyorum. Ağlıyor musun sen? Anlamadım vallahi, böyle boşalıp boşalıp duruyor. Kızıcığım, doktora gidelim mi? Yok, istemiyorum. Ne oluyor bir tane? Ege'nin ilgisizliği mi? Yok ya, yani benim aptallığım. Yani böyle dinlenmem gerekiyordu, dışarı çıkmamam gerekiyordu ama işte olan oldu. Kuzum, ne diyorsun sen? Gören diyen de bebeğe bir şey oldu zannedecek. Her şey yolunda mı?
Yok yok, yolunda yolunda. Hastalandım ya, ben unutuyorum. Babanla konuştum. Annen Antalya'ya varmış. Şu kuzeyin, şu boşanma işte bir bitsin kuzucuğum. Ondan sonra hep beraber oturup toplarız, olur mu? Tamam. Ay, gel buraya. Senin uzun uzun konuşmaya ihtiyacım. Hem de nasıl? Bak böyle durup dururken vallahi boşalıyor gözyaşlarım. O bebişten, hamilelikten kuzum. Torunum dünyaya gelince her şey çok güzel olacak. Bak inan bana. Tamam mı? Merak etme. Hadi bakalım, topla kendini. Özür dilerim kızım. Seni kaybettiğim için çok özür dilerim. İlgilenemem abi. Daha büyük dertlerim var Gökhan. Nereye kayboldu bu adam ya? Gökhan mı yoksa? Bakıyorum. Ben bakarım, ben bakarım. Ege. Oğlum biraz gelsene. Oğlum, Melis pek iyi değil. Onunla bir konuşsam mı? Bilmiyorum anne. Dün de ağzını bıçak açmadı. Yani sırtını dönüp yattı gece boyunca. Biraz ilgilensen diyorum karınla. Melis'e kargo gelmiş de. Tamam. Ne oldu oğlum? Ceylan bugünlerde bir garip. Neyse, ne diyordun? Oğlum, karınla biraz konuş diyorum. İlgilen onunla. Anne, şu an Melis'in kaprislerinden daha önemli bir durum var. Oğlum, karınla çocuğundan daha önemli ne olabilir acaba? Dün geç geldin. Söyleyemedim ama sana bir haberim var. Melodin'in katiliyle ilgili önemli bir ipucu bulduk. Ne diyorsun oğlum? Hani Melody'ye çarpan kadın var ya. Evet. İşte onun ismini öğrendik. Ege, oğlum bu harika bir haber. Ama elimizde sadece bir isim var. Çok yaklaştık ama hissediyorum. Onu bulacağız, merak etme. Kızım canını kıyan, arkasına bile dönüp bakmadan giden o pis katilin ismi neymiş? Seda. O kadının adı Seda'ymış. Kahvaltı zamanı. Şey, hiçbir şey istemiyorum. Ya ama Melis, bir şeyler yemen lazım. Bak, doktorların yazdığı ilacı içmen lazım. Tamam, bebeğin gitti ama vücudun hala hamile gibi tepki veriyor. Ya Melis, hadi bak, yapma bunu. Konuşmamız lazım. Sen akşam uyudun ya. Ben bütün gece kapıda nöbet tuttum. Neden? Neden olacak, Gökhan yüzünden? Gökhan'ın ipini çözebilirsin. Sonuçta artık istediği şey bende yok. Yani bebek yok. Onun yüzünden. Onun aptallığı yüzünden. Yani çözülecek bir ip de yok. Gökhan ortada yok Melis. Ne? Dünden beri ortada yok. Nasıl yani, Gökhan kaçtı mı? Yeni mi Gökhan meselesi? Şey ya, ben gelip gitti mi diye öyle bir sorayım dedim. Gelmemesi daha iyi.
Sen ne yapıyorsun? Şu kolyeyi alıp karakola götüreceğim. Neden? Artık zamanı geldi. Bunun içindeki saçlar kime ait? Öğreneceğiz. Nereden çıktı bu kolye işi? Sen şimdi düşünme bunları, dinlen. Ben karakola götürüp geleceğim. Gelince konuşuruz. Ege Bey... Ben götüreyim karakola, siz konuşun. Sen niye götürüyorsun? Melis sanım hasta ya, siz onunla ilgilenirsiniz falan. Ne yapacağımıza sen mi karar vereceksin? Yok, haddime değil de... Ege yardım etmek istedi. Niye geriliyorsun ki, anlamadım. Önemli bir mesele bu Melis. Bunun içindeki saçlar Melody'ye çarpan kişiye ait. Onu yakalamama şu kadar kaldı. Dün uyuyordun, sana söyleyemedim ama... Melody'ye çarpan kişinin adını öğrendik. Neymiş alçağın adı? Seda. Ceylan. İyi misin? Elin kanıyor. Ceylan hemen git elini temizle. Bak yaranın içinde cam kırı olabilir. Tamam. Nasıl oldu bu? Bilmiyorum, ben de anlamadım ki. Tamam hadi git. Ben hallederim buraları. Allah'ım, adımı öğrenmişler, ne yapacağım ben ya? Ceylan. Efendim? Elin nasıl? Daha iyi, sağ olun. Ben şu kolyeyi karakola götürüp geleceğim. Tamam. Biz senin sigorta girişini başlatmadık değil mi? Sigorta mı? Yani sigorta için senden evrak istemiştim ama getirdiğini hatırlamıyorum. Aa, ben onu unutmuşum. Dönünce bunu bir konuşalım. Aha, tamam, konuşalım. Allah'ım, ne yapacağım ben ya? Elin iyi mi? İyi, ufak bir kesik var sadece, önemli değil. Gökhan'dan haber var mı? Var. Nasıl yani? Buraya mı geldi? Evet, az önce buradaydı. Ne dedi peki? Senden şikayetçi falan mı olacakmış? Kim bilir başımıza ne belalar açacak. Yok, merak etme, ben konuşumu hallettim. Nasıl hallettin? Ya işte, bebeğin düştüğünü söyledim. Ne? Ya Melis, başka çarem yoktu. Sen de olsan aynısını söyleyecektin zaten. İşte, karnını tekmelediği için bebeğin düştüğünü falan her şeyi söyledim. Sonra gittiğimiz hastaneyi, doktorun adını falan söyledim. İnandı mı? Yani başta inanmadı ama sonra doktoru aradı, konuştu. İkna oldu, sonra da bastı gitti. Gitti mi? Aşağılık herif ya. Ben onun yüzünden kızımı kaybettim be. Melis, bak o da kızını kaybetti. Yani görsen çok perişan haldeydi. Onun perişanlığı var ya, yerin dibine batsın, anladın mı? Allah belasını versin. Kızımın acısı yetmezmiş gibi. Bir de Ege, onu kaybettiğimi öğrenince beni terk edecek. Ne yapacağım ya ben? Ceylan. Hı. İki gün sonra bu karın gidecek. Ege fark edecek, hastaneye gitmek isteyecek. Ben o zaman ne yapacağım? Bunu. Bu ne? Protez karın. Yani hamilelik karnım. Her ay bunun bir büyüğünü alacaksın, karnına takacaksın. Ceylan, karnımda çocuk yok ki benim. Ben ne yapacağım onu? Çocuğu da buldum. Senin bebeğinle aynı zamanda doğacak bir bebek var. Kadın da bizim eski mahalleden. İşte bebek de yasak aşkın meyvesi. Yani para karşılığı bebeğini satmaya hazır. Ne diyorsun? Zeynep.
Delirdin mi sen ya? Benimle derdin ne? Onu sen söyleyeceksin. Niye elin kolun bağlı Feray'ın odasında yatıyordun? Dökül. Tuvalete gitmem lazım. Acil diyorum ya. Vallahi halıyı batırırım yoksa. Söylüyorum sana. Bir saçmalık yapmaya kalkarsan seni bu halıya sarar. Boğazın derin o soğuk sularına atarım. Dur ya, ne yapıyorsun? Allah Allah. Otur şuraya. Anlat ne oldu? Anlatsana oğlum. Ya tamam, anlatacağım. Kafama vurup bayılttı beni şu gerizekalı Ceylan. Lan laflarına dikkat et. Ne bu tavırlar ya? Ceylan senin neyin oluyor? Kardeşim bacım gibi gördüğüm birisi lan. Belki sana ne? Kızla bir derdin mi var? Hayırdır? Yok ya, bana ne? Kavga ettik. Sinirlendim, hepsi o kadar. Niye kavga ettiniz? Aslında Melis'le kavga ettik. Bu da geldi bana vurdu. Melis'le niye kavga ettiniz? Oğlum lafı uzatma. Şey... Lan! Lan bana bak. Belli ki senden nefret eden birileri var. İstiyorsan çağırayım Ege'yi. Gelsin onu anlat derdin ha. Ne dersin? Yok yok. Kimseyi çağırma. Anlat o zaman. Bebekle ilgili mi kavga ettiniz? Sen nereden biliyorsun? Bilirim ben. Anlat. Ceylan mı öttü sana? Bir dakika ya. Kafama vurmasını sen mi istedin? Lan saçma sapan konuşma. Bebekle mi ilgili diyorum? Evet. O bebek benim. Devam. Melis'ten Ege'yi bırakıp bana gelmesini istedim. Kabul etmedi. Kavga ettik. Ceylan'la Melis'i korumak için senin kafana vurdu ha? İyi yapmış oğlum. Hak etmişsin. İyi mi yapmış? İyi yapmış tabii lan. Ne işin var oğlum evli barklı kızla? Pislik herif. Ya çocuk benim diyorum. Tabii ya. Bu durumun ortaya çıkmasını istemiyorsun. Ege boşa düşer, Zeynep'e sarar değil mi? Sen ne çok şey biliyorsun lan öyle. Bu işe bir son vermenin vakti geldi artık. Dur sen. Of abi ya, ne oldu yine? Seda. Neler oluyor orada? Ya abla şu anda konuşamam. Başka zaman konuşalım. Hayır, şimdi konuşacağız. Ya şu an zamanı değil, başımda bir... Gökhan belası var değil mi? Ne? Sen nereden biliyorsun? Gökhan bende. Kafasına vurup bayıltmışsın herifi. Ne? Nasıl ya? Dün seni görmeye geldim Feraye'ye. Baktım yerde bu lavuk yatıyordu. Aldım paketledim buraya getirdim. Of abi, süper bir şey yapmışsın. Kızım ne süperi ya? Sen delirdin mi? Ya ben delirmedim de sen... Harika bir şey yapmışsın. Kızım sen neye seviniyorsun ya? Ege senin gerçek adını öğrendi. Başındaki bela bir değil. Farkında mısın? Ya adam öğrendiğini biliyorum ama elinde başka bir şey yok ki. Kızım kolye var elinde. Saçın var. Karakola verecekti bugün. Ya tamam biliyorum gitti ama sen merak etme ya. Her şey yoluna girecek. Seda saçma sapan konuşma. Derhal o evden çıkıyorsun. Derhal! Ya çıkamam abi. Sen harbiden delirdin ha? Ya Melis'in karnındaki bebeği aldılar. Ben onu bu halde bırakamam. Ne? Bebeği mi aldılar? Ya evet, Gökhan'la kavga ederlerken bebek düştü. Çıkamam yani. Neyse abi, sonra konuşuruz. Allah kahretsin. Bir bu eksikti. Bak, ne kadar para istiyorsan veririm. Dedem çok zengindir. Zeynep'i de alır, bu köhne evden kurtulursun. İstediği hayatı yaşatırsın onu. Ya ne yapıyorsun ya? Sen ne aşağılık, sen ne pislik bir herifsin lan. Ne yaptım ki? Ulan her şeyin bir bedeli, bir ederi mi var senin gözünde? Her şey parayla mı satın alınıyor senin nezdinde? Ne diyorsun ya? Söyle lan. Söyle, Melis'in karnındaki bebeğin ederi ne? Cevap ver! Dedemin bütün serveti. O serveti kaybettin. Ellerinden kayıp gitti o servetin Gökhan. Ne? Ortalığı bulandırdın.
Yaptığım bütün kötülükler ayağına ulaştı. Başın sağ olsun. Bebeğini kaybettin. Ne oldu? Kızıma bir şey mi oldu? Öldü mü? Ektiğini biçtin Gökhan. Artık bir kızın yok. Ya. Ya. Hayır. Hayır. O benim tek şansımdı. O benim tek şansımdı. Hayır, Allah kahretsin. O benim tek şansımdı. Görüyor musun şunları? Her an dip dibeler. Ege de benim eski nişanlım gibi. Eski nişanlım da benimle beraber iki kızı idare ediyordu. Ege öyle biri değil. Melis, Zeynep öyle biri ama. Bak, bebeğini düşürdüğünü anladığı an gidecek tırnaklarını Ege'ye geçirecek. Ne diyorsun? Gidip kadınla konuşayım mı? Bak, bu bebeğe mecbursun. Kim bu kadın peki? Ya Melis, kim olduğunun bir önemi yok. Bize lazım olan bebek onda işte. Bak, sen bunu iyi düşün, tamam mı? Oo Melis, sonunda odadan çıkabilmişsin. Nasılsın Melis? İyiyim. Siz nasılsınız? Nereden geliyorsunuz beraber? Oo, anlaşıldı. Melis kendine gelmiş. Gelmiş. Çoksun komik ya. Kendine gelmişmiş. Sen burada kocamla sinir diyorsun benim. Bir de karşıma geçmiş burada benim gevrek gevrek gülümsüyorsun. Evet, geldim kendime, geldim. Melis, ne diyorsun sen ya? Niye bağırıyorsun durup dururken? Durup dururken mi? Ya siz bir kendi halinize baksanıza. Siz bir aynaya dönüp kendinize bir baksanıza. Beni bu hale getiren sizsiniz. Çekilin ya. Melis. Melis. Melis, iyi misin? Melis bak, saçmalıyorsun. Biz konuşuyorduk sadece. Aa, öyle mi? Neden bir kere olsun benimle konuşurken böyle gülmüyorsun Ege? Söyler misin bir? Ya Melis, sana öyle geliyor. Biz her sabah seninle konuşuyoruz, sohbet ediyoruz, gülüyoruz. Evet, evet konuşuyoruz. Ama bebeğimiz hakkında konuşuyoruz. Evet gülüyoruz ama hep bebeğimiz hakkında konuşurken gülüyoruz Ege. Neyse ben gideyim. Ne oldu? Ne oldu? Acizliğimi görmeye dayanamadın mı ablacığım? Aa ya da yok. Gideceksin bir köşede bana gülecek misin? Yeter Melis, yeter. Ya sen bana bir söylesene ya. Sen Cihan'dan hamile olsaydın, ben gidip onunla böyle kıkırdasaydım, hoşuna gider miydi ya? Giderdi çünkü ben evlendiğim adama güvenirdim. Bak bak bak, özgüvene bak ya. Ya sen Ege'ye güvenmem için bana tek bir neden söylesene. Ege benim gözümün içine bile bakmıyor. Varsa yoksa derdi kızı onun, anladın mı? Ben onun umurunda bile değilim. Ya yeter Melis ya, yeter. Madem böyle düşünüyorsun, o zaman benimle işin ne? Bir bunu söylememiştin Ege. Bunu da söyledin. İstemiyorsun madem, çek git mi diyorsun bana? Gidemez miyim zannediyorsun? Gidemezsin. Çünkü buna izin vermem. Ege bak, ben seni seviyorum. Senin de beni sevdiğini... Gidemezsin. Çünkü ben bebeğin babasız büyümesine izin vermem. Bu bebek aramızdaki en kuvvetli bağ, biliyorsun bunu. Bebek yoksa biz de yokuz diyorsun yani, öyle mi? Bir de arkadaşımsın sen benim. Yani çocukluğumsun. Kötü olmanı istemem. Sen bir şey diyeceğim, bebek yoksa biz de yokuz diyorsun yani, öyle mi? Söylesene bir, seni bırakır giderdim desene bana bir. Madem gerçekleri duymaya bu kadar meraklısın, evet. Biz sadece bu bebek için. Yeter, yeter. Karı koca istediğiniz kavgayı edin ama beni karıştırmayın. Ha, hoşuna gidiyor değil mi? Senin Ege'nin beni umursamadığını görmek hoşuna gidiyor değil mi? Bal gibi de dinlemek istiyorsun kızım. İçinin yağları eriyor. Sen bir itiraf etsene bana. Ya yeter Melis. Bak ben senin yerinde olsaydım ne yapardım biliyor musun? Oh derdim. Canıma değsin derdim. Melis Ege'yi benim elimden aldı. Şimdi de mutsuz oh derdim. Sen bir söylesene ya. Sen bir kabul etsene. Benim mutsuzluğumla mutlu olduğunu söylesene. Niye itiraf etmiyorsun? Çünkü sen benim kardeşimsin. Aynı kaptan yemek yiyemediğim,
sırlarımı paylaşamadığım, annemiz ya da babamız kızmasın diye suçunu örtbas edemediğim, oyuncaklarımı bile paylaşamadığım kardeşimsin ya sen benim. Çok yıl geçti Melis. Çok yıl geçti. Doğdum, büyüdüm, hep kavga ettim ben. Hayatla kavga ettim. Babasızlıkla kavga ettim. Yoksullukla kavga ettim. Kaderimle hep kavga ettim ben. Zeynep. Zor zamanlarım oldu benim. Çok zor zamanlarım. Annemin ben aç uyumayayım diye aç uyuduğu geceler. Ders kitaplarımı almak için beni evde bir başına bırakıp gittiği o geceler. Öyle zamanlarda hep bir kardeşim olsun istedim. Ona sarılsam, korkmasam, başımı yaslayıp ağlasam. Ben hayatla hep kavga ettim Melis. Artık kavga istemiyorum. Hele kardeşimle asla kavga etmek istemiyorum. Melis, sen niye sinirlendin az önce? Ege bir şey fark etmedi değil mi? Ay, yok, hayır fark etmedi. Ama hamile olduğumu sandığı hali böyleyse ötesini düşünemiyorum ben. O bebeği istiyorsun yani. O kadın, o bebeği vermekten vazgeçmeyecek değil mi? Vazgeçmez merak etme. O da zaten bebekten kurtulmak istiyor. İşte burada akrabasında kalacakmış bebek doğana kadar. Sonra da sana verecek işte. Ne kadar para istiyor? Yani bir şekilde anlaşırız bence. Nasıl anlaşacağız? Ya tamam sen merak etme ben hallederim de. Sen önce bir kararını ver. Yani bebeği alacak mısın, almayacak mısın? Ne istiyorsun? Tamam. Tamam ben ne istiyorsa vermeye hazırım. Tamam o zaman ben bir gideyim kadınla konuşayım. Ceylan. Elin nasıl? Elin? İyi. Bak şu evrak işini bir an önce hallet. Yani sigortalı olmak zorundasın. Hani başına bir şey gelse Allah korusun. Seni en iyi hastanelere götürürüz ama sigortasız çalışmak olmaz. Yani başımız derde girer. Tamam. Melis, sakinleştin mi biraz? Gelebilir misin? Yani ben hep kendimdeyim Ege. Ama sen eski sevgilinle, pardon, benim yeni kardeşimle böyle kakakakikiki eve giriyorsun ama ben suçlu oluyorum değil mi? Abartıyorsun Melis, gerçekten. Bak, kendini düşünmüyorsan kızımızı düşün. Yani sen gerilince bebek de geriliyor. Tek derdin bebek değil mi? Benim sağlığım umurunda bile değil. Melis saçmalıyorsun. Yeter ama artık. Ne yapacağım ya ben? Bebeği alana kadar bu yalanı fark etmemesi lazım Ege'nin. Kimsenin bilmemesi gerekiyor. Efendim abi. Bu sana son uyarım. Hemen o evden çıkacaksın. Ya abi ne diyorsun sen ya? Ben halledeceğim dedim ya. Salak mısın kızım sen? He? Az önce Gönül mesaj attı. Ne? Gönül mü? Ne diyor ki? Benle ne alakası varmış ya? Ne alakası mı var? Ona senin Zeynep'in kardeşi olduğunu söyledim. Ne? Abi sen deli misin ya? Uydurdum işte. Yapmak zorundaydım. Gerçekler ortaya çıkmasın diye buradan gitmek zorundaydı. Ben de o zamana kadar benden haber bekle dedim. Şimdi darlayıp duruyor. Geri gelecek.
O zaman da bütün ipliğimiz pazara çıkacak. Abi sen böyle bir şeyi nasıl yaparsın ya? Başka şansım yoktu Seda. Yapmak zorundaydım. Sen de o yüzden şimdi o evi terk ediyorsun. Başka şansımız yok. Anladın mı? Çıkamam abi. Gönül senin mesela. Nasıl çözüyorsan çöz. Bana ne ya? Sen bilirsin. Benden günah gitti. Geç içeri. Seda'yı o evden çıkarmanın vakti geldi. Sen nasıl istersen abi. Şimdi evde ama illaki dışarı çıkacaktır. Civarda kameralar var. Dikkat et. Önce benim gönderdiğimi söyle. İtiraz ederse bayılt. Arabaya bindir. Şile'deki eve götür. Tamam. Dikkatli ol. Kardeşimin kılına zarar gelmesin. Bu Şile'deki evde erzak falan var değil mi? Var abi. İyi. Hadi bakayım. Ben de şu Gökhan meselesini halledeceğim. Nasıl istersen abi. Necati? Ne işin var ya senin burada? İfşa olduğun için abin harekete geçmemi istedi. Yok öyle bir şey ya, saçma sapan konuşma. Ne yapıyorsun ya? Canını yakmak istemiyorum. Şimdi zorluk çıkarmadan benimle gelmen gerekiyor. Bin hemen arabaya hadi. Ne oluyor ya? Ya saçmalama, bırak beni, deli misin nesin ya? Ya bırak! Ceylan! Ne oluyor ya? Gel buraya gel. Şimdi lan. Kimdi o adam? Ya bilmiyorum ya. Deli midir nedir? Geldi beni kucaklamaya çalıştı manyak. Ceylan iyi misin sen ha? İyiyim iyiyim. Ceylan elin kanıyor. Hadi gel hemen bantlayalım evde, gel tamam. Ne oluyor? Her şey yolunda mı? Ya biri Ceylan'a sarkıntılık yaptı, zorla arabaya bindirmeye çalıştı. Nasıl ya? Kim böyle bir şey yapar Ceylan? Ne tarafa gitti? Ya bilmiyoruz ki, şöyle gitti işte. Sen nasılsın Ceylan? İyiyim iyiyim, bir sıkıntı yok. Hadi hadi hadi, hemen eve gidelim hadi. Hadi. Ya sen neden eline pansuman yapmadın ki Ceylan? Ya bir şeyim yok dedim. Bu halin ne Ceylan? Ya gerçekten iyiyim ben. Bir şey yok. Ne oluyor burada? Ceylan? Ne oldu sana? Biri evin önünde sarkıntılık yaptı resmen Ceylan'a. Ne? Zeynep son anda yetişmiş. Ya. Efendim komiserim. Evet. Hadi biz de bir hastaneye gidelim. Sonra da karakola gidip şunu şikayet edelim. Biz hallederiz ya. Senin dersin falan yok mu? Ona gitsene. Evet, yani Melis yanımda ya nasılsa. İyi, siz bilirsiniz. Ne oluyor Ceylan? Kim saldırdı sana? Gökhan mı? Yok, Gökhan değil. Kim peki? Ya şu geçen ev soyan adam var ya. Ne? Ne? Ne diyorsunuz siz ya? Kim soymaya kalktı evi? Sen o yüzden mi boşalttırdın kasayı? Evet. Neden bundan benim haberim yok? Ya tamam, hiçbir şey çalmadılar zaten. Denediler, sonra da kaçtılar. Değil mi Ceylan? Ha, sana inanamıyorum Melis. Böyle bir şeyi nasıl söylemezsin? Adamlar tekrar denediler yani, öyle mi? Ne istediler senden Ceylan? Ceylan konuşsana. Ne dedi adamlar sana? Ne istedi? Şey işte
evin ne zaman boş olduğunu falan sordu. Ya adamlar buraya geldi ve benim bundan haberim yok, öyle mi? Ya tamam Ege, hiçbir şey çalmadılar, denediler diyorum. Sadece ben panik olmanı istemedim. Ya sana bir şey olsaydı Melis? Annene, anneme, ya sen delirdin mi? Bu saklanacak bir şey mi? Ya tamam ama hiçbirimize bir şey olmadı Ege, sakin olur musun biraz? Sen beni mi düşündün? Ben şu kameralara bakacağım. Ne yapacağız? Tamam. Ben halledeceğim. Sen git şu kadınla konuş da bebeği vermekten vazgeçmesin. Ya iyi de ya, adamlar dışarıdaysa. Ya tamam, tekrardan cesaret edemezler zaten. Git taksiyle git ya. Ama bak, bu işi bugün halletmemiz lazım, anladın mı? Tamam da Ege beni sorarsa? Ya ben eczaneye gitti derim. Sonra da arkadaşını görmeye gitti derim. Hallederim. Tamam. Tamam, çık sen. Nasıl kaçırıyorsun gerizekalı? Bir işi beceremedin Necati. Abi özür dilerim ama Seda bağırmaya başlayınca Zeynep koşup geldi. Bırakmak zorunda kaldım. Ben anlamam Necati. Ne yap, ne et? Artık maske mi takıyorsun, eve gizlice mi giriyorsun bilmiyorum. Bir şekilde Seda o evden çıkacak bugün. Tamam. Gerizekalı. Üç kuruş para veriyorsun zaten. Bir kardeşine sahip çıkamadın. Bu araba o. Oh, gitti. Şimdi gidip şu Seda'yı çıkartalım evden. Ege? Ne oldu? Hiç şey, bir anda ortadan kayboldun da. Bir şey yok. Ben işlerle uğraşıyordum. Sen iyi misin? İyiyim, iyiyim, iyiyim. Ben dinlenmeye çıkacağım birazcık. Tamam. Şey, kamera görüntülerinden bir şey çıktı mı? Bir şey çıkmadı. Hadi sen dinlen. Hı? Ağır ol bakalım. Yürü, yürü geç. Demek bu evi soymaya kalkan sizdiniz. Başka kimse var mı? Ortakların nerede? Başka kimse yok. Öyle mi? Biz en iyisi polise gidelim. Orada anlatırsın derdini. Bakalım var mıymış, yok muymuş. Polis mi? Evet, ne sandın? Soyguna teşebbüs, sonrasında Ceylan'ı tehdit. Cezası ağır bunların. Ceylan mı? O kim ya? Kes sesini! Az önce sıkıştırdığın kadın. Bizim yanımızda çalışıyor. Tabii, evin boş günlerini ondan öğrenmeye çalıştın. Söylemeyince de tehdit ettin değil mi? Hayır. Hayır, öyle bir şey yok. Biz karakola gidelim, sen derdini polise anlatırsın. Temiz bir 10 senem var. Bu silahta ruhsatsız muhtemelen. Bolca suç işlenmiştir kesin. Bir 5 senede buradan etti 15. 15 mi? Ne sandın? Soygun, soyguna teşebbüs, adam kaçırma, adam yaralama, tehdit, ruhsatsız silah taşıma. Kusura bakma ama bunların affedilir bir tarafı yok. Ceylan da ifadesini verdiğinde derdini demir parmaklıklara anlatırsın. Sana gerçekleri anlatsam beni serbest bırakır mısın? Ne? Ne gerçeği? Ne diyorsun sen ya? Ne gerçeği? Gerçek ortada değil mi? Hırsızlık yaparken yakalandın. Evet ama benim hırsızlık yapmamı isteyen Seda'ydı. Seda mı? Kolyeyi çalmanı Seda mı istedi lan? He? Bırak! Bana bak, nerede Seda? Sen yerini biliyor musun? Bak yemin ederim seni öldürürüm. Bana adresini söyle. Seda burada. Ne diyorsun lan sen? Ceylan diye bildiğin o kadın aslında Seda. Kardeşinin katili. Seda? Ceylan aslında Seda mı? Evet. O kadın kardeşinin katili. Benim kolyeyi çalmamı o istedi. İçinde saç olduğunu biliyordu.